2020'ye kadar böyle bekleyeceğiz mi? Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Eda. Bugün Antalya'da 4. günümüz. İlk günden size biraz uçağa binerken falan bir videolar çektim. Ondan sonra bir daha çekemedim. Çünkü çok yoğunduk diyeyim açıkçası. Annemle ablamla gelmiştik. Burada mobilya baktık. Mobilyalarımızı aldık. Bir günümüz zaten tamamen ona geçti. O yüzden çok fazla telefonu elime almak istemedim açıkçası. Mobilya alırken de ablam biraz video çekti. Oradan biraz kesitler ekleyeceğim bu konuşmamın sonuna. Onları göreceksiniz. Bakın yanımda kim var? Merhaba kanal. Tanıdınız mı? Unutmuşlardır. Unutmuşlardır. Bayağı zamandır görmüyorlardı seni. Biz 4 gündür falan Demre'deydik. Kaş'a falan da gittik annemlere, oraları gezdirdik falan ama oralarda hiç video çekmedim. Biz de şimdi Antalya'ya geldik. Biraz gezdik ettik. Sonra ben de dedim ki video çekmeye devam edeyim. Bu videonun devamını sizlerle birlikte geçirelim istedim. Şimdi akşam oldu, bir yemek yedik. Yemek yediğimiz yerden kalktık. Şişçibo diye bir yer var Antalya'da. Gelirseniz mutlaka gidin. Çok güzel. Yasin beni ikinci kere götürüyor oraya. Şiş yapıyor yani, şiş köfte. Gayet güzeldi. Bir de buranın piyazı meşhur, tayinli piyazı. Ondan da yedik. Çok güzeldi. Yemekleri falan çok güzel. İsterseniz siz de buraya gelirsiniz, bir gidersiniz. Seviyorsanız şiş falan. Linkini köşeye bırakıyorum. Şişçibo'nun linkini bırakıyoruz. Şimdi... Şişçibo bizden para almadı da o yüzden bırakıyoruz linkini. Konya altındaki Starbucks'a gidiyoruz. Bir kahve içeceğiz. Böyle. Günlerimiz böyle. Bu videodan önce koymuş olacağım. Hatta yani az önce onu editledim, yüklemeye bıraktım. Boş ev turu çektim size. İzlemediyseniz onu da izleyin mutlaka. Öyle geldik. Bütün mobilyalarımızı aldık. Eksik neredeyse hiçbir şeyimiz kalmadı diyebilirim. Bir de bu yaz 1 Temmuz diyorlar, bakalım düğünler açılırsa. Yakın zamanda kavuşacağız. Aşk et onunla. Bilmem kime bakan. Bunu atma. Tamam, sen söyle, atmayacağım. Atarsın da görürsünüz ama. Atmayacağım, söyle. Kanalını şikayet eder. Kanalımı. Telif mi istersin? Kanalını şikayet eder. Burada gider mi bu? Bakın saçlarıma. Bir günde uzattım, gördünüz mü? Bakın. Beni görünce kendi kendine olur. Bana uzun saçım daha çok yakışıyor, kısa saç mı sizce? İkisi de yakışıyor bebeğim. Bir tane söylemek gerekirse. Ben uzunu seçerim. Uzunu mu seçersin? Bugün de hiç makyaj yapmadım. Canım istemedi. Ay, iyice gidiyor kamera. Böyle koyayım dedim ama. Bir şey söyleyeceğim. Yarın bir arabada mukbang çekelim mi? Mukbang videosu. Mukbang ne aşkım? Ay. Çektin mi mukbang? Hayır, ciddi söylüyorum. Bir arabada mukbang çekelim mi? Şişçiyip olan biraz bir şiş alacağız. Hayır. Yarın arabada mangal. 50 bin like gelirse arabada mangal yakıyoruz. Hayır. Ya bak, ciddi soruyorum. Ciddi cevapla. Tamam. Böyle McDonald's ya da burger falan alacağız. Yani yarın değil, öbür gün de yapabiliriz. Tamam, sen ısmarlayacaksan olur. Tamam. Sen ısmarlıyorsun değil mi aşkım? Bak burada insanların önünde söyle önce. Tamam, ben ısmarlarım canım. Sen de ayıp ediyorsun tamam. Ya. O zaman bir sonraki videomuz mukbang olabilir. Arabada mukbang. Bugün yedik aslında burger ya. Sabah. Tamam, burgerla yapmak zorunda değiliz. Anlaşma mı var burgerla? Neyle yapar? Sanırsın burgerdan aylık 50 bin dolar para alıyor. Neyle yapar? O mukbang deyince de akla yani ya McDonald's geliyor ya da burger. Yani bir sucuklu burger. Sucuklu tost. He, sucuklu tostla yapalım biz de, değişiklik olsun. Çeyrek sucuklu tost. Olur. Ay arkadaşlar, durun size birazcık buraları göstereyim. Kalabalık bir de insanlar var. Ay, arabalar girdi araya. Burası Konyaaltı sahil. Çok güzel buraları ya. Beni mi daha çok seviyorsun buraları? Seni sevdiğim için buraları da seviyorum. Ondan mı acaba? Yoksa İstanbul'dan kolay kolay kimse kalkıp gelmez Yasin Bey. Bazı insanlarda maske var, bazılarında yok. Burada vaka çok yokmuş sanırım. O yüzden. Çoğu kişi uymuyor diyebilirim ama bizim maskelerimiz yanımızda. Arkadaşlar biz şu anda Konyaaltı Starbucks'ı arıyoruz. Video çekeceğiz diye ben şu anda havalimanının oraya gelmişim. Kaybettin mi? Kaçırdın mı? Ben kaybetmedim de onlar yerini değiştirmiş. Kesin. Taşınmışlar. Geçen pazar geldik. Bugün günler ne? Çarşamba. Geçen pazar geldik. Pazar günü geldik.
Bugün günlerden çarşamba. Ben de pazar günü döneceğim. O zamana kadar da vloglamayı düşünüyorum. Günlerimizi. Yani bir Antalya'dan bir vlog çıkartayım diyorum. Hadi şöyle dursa da bilmem elim kopmasa. Yavaş git bak. Setten metten geçme. Telefonun düşmesin. Tamam mı? Paramız yok gibi şey alsın. Ne? Paramız yok gibi kamera alsın. Biri yazmış ya. Yasin Bey, Eda Hanım'a sizce de bir kamera alma zamanı gelmedi mi demiş. Ne diyorsun? Geldi. Bana para gönderirse ben alırım. Mantıklı. Zamanı geldi. Yani. Günaydın arkadaşlar, ertesi günden merhabalar. Dün en son size Starbucks'a gidiyoruz diye kapatmıştım. Bir Starbucks'a gittik, sıra vardı bayağı dışarı kadar. Ondan sonra orada bir çalışan görevli kız dedi ki artık sıraya alamıyoruz, kapatacağız dedi. O yüzden giremedik. Biz de sahilde dolaştık biraz. Havada karanlık olmuştu, o yüzden çekemedim, fazla göremezsiniz zaten diye. Şimdi uyandık, kahvaltı etmeye gideceğiz. Sen de günaydın de istersen. Benim için daha gün aymadık. Günaymadı mı? Günayma. Niye? Saat erken değil ki. Saat 10.30 bu arada. Bundan önce geldiğimde bir yere gitmiştik biz, Paşa Kırbahçesi diye kahvaltıya. O kadar güzel ki kahvaltısı. Yine oraya gidiyoruz. Hatta göstereceğim size şimdi gidince. Yani aslında dedik ki farklı bir yere gidelim, farklı bir yer görelim dedik ama sonra dedik ki şu an açız bayağı. Şimdi şu an açız bayağı, hani kötü çıkarsa falan üzülürüz diye yine aynı yere gideceğiz. Bir de dedim bir daha da ne zaman geleceğim düğüne kadar, bir daha Antalya'ya gelmem. Sonra döner kavşaktan ikinci çıkışa girin. Ben konuşamıyorum bu kız yüzünden. İşte orada bir kahvaltı yapıyoruz ama getirmedikleri şey yok, bol bol her şeyden. Şimdi gidince göreceksiniz zaten. Dünden beri şey yapıyorum mesela, buraya gelirseniz Şiştivo'ya gidin, buraya gelirseniz oraya gidin. Yani oraya da bir gidin isterseniz, beğenirseniz. Şimdi oraya gidiyoruz. Orada görüşürüz. Evet, geldik. Paşa Kırbahçesi. Daha burada bir sürü kahvaltıcılar var da en güzeli orası. Biz bir kere başka bir yere de oturmuştuk burada farklılık olsun diye. Bir daha yok yani. Evet, geldik. Şöyle göstereceğim. Çardak şeklinde burası böyle. Böyle insanlardan ayrı olması da güzel. Herkes kendi kendine bir çardakta mesela. Açık mekanları da var şeyde, havuz kenarında falan. Böyle odaklanıp bakma. Biri öyle yazmış sana. Böyle odaklanmak. Belki ben odaklanmayı seviyorum. Biraz böyle etrafa da bak. Tamam baby. İşte böyle şimdi burada kahvaltı yapacağız. Siparişimizi verdik. Gelecek birazdan. Böyle yer sofrası oturuyorsunuz. Yer sofrasını çok severiz o yüzden. Evet. Çok severiz. Niye? Sevmez misin? Sevmeyeceğim. Böyle diyecek şeylerin var mı? Saçını düzeltsene. Saçım. Ya. Şu saçım hep düşüyor, sinirim bozuluyor. Diyecek bir şeylerim yok. Olursa bağlanırım tekrar. Bağlanırım. Nereye bağlanıyorsun, canlı yayına mı? Canlı yayına.
Daha uyanamadım da. Çok az bir makyaj yaptım. Bak şimdi bak. Nasıl bakıyorum kameraya görüyor musun? Kendimi böyle görüyorum ya. Aslında böyle bakmam lazım. Ama kendimi böyle görüyorum. Neyse çok az makyaj yaptım. Sadece göz altı kapatıcısı sürdüm. Çok az rimel sürdüm. Bir de çok az allık. Bir de çok az ruj. Ne kaldı zaten başka? Fondöten sürmedim. Bronzer sürmedim. Kontür yapmadım. Eyeliner sürmedim. Far sürmedim. Sigarayı ver. Sigara video ya. Çekiyorum bekle. Tamam ben içildiğini öğrendim önceki videolarında. Sigara içmek serbest. Tamam. Artık yabancı değilim. Tamam. Hadi şimdi kahvaltı gelince tekrar açacağım. Görüşürüz. Hadi bay. Evet, kahvaltımız geldi. Az takırdatmasana ya. Şöyle göstereyim. İki çeşit yumurta, bir kavurmalı, bir normal yumurta. Burada da bir şey var. Oy, yandım. Bu ne? Bu da menemen. Şunu karşıya koyalım. Üç çeşit yumurta, sucuk, domates, bilmem ne. Kaymak var. Bakar mısınız? Her şey var. Peynirler. Biz ekstra sadece şunu söyledik, kıymalı gözleme. Onun dışında her şey kahvaltının içinde geliyor. Çayımız burada. Çok güzel. Böyle ekmeklerden de geliyor. Hadi biz o zaman kahvaltımıza başlayalım. Merhabalar. Ya. Vallahi hiç tepki vermedim. Ya bu şimdi ısırırsa seni de görürsün görünüm. Ben de oydum arkadaşlar. Edoş hala bir şeyler yeme peşinde. Domates salata yiyorum, bir şey yemiyorum. Domates salata yiyorum. Şu an? Arayı kurtarıyorum aşkım. Şu an bir tane aramız burada enkaza çakıldı. Arın ayağı yapıştı da Yasmin'i kurtarmaya çalışıyor. Ay ben kurtarmaya çalıştıkça çok, bu daha kötü çok gidiyor. Çok kötü yapıştı. Gel. Ay kıyamam. O şimdi kalkıp beni ısırsın bak ben seni ne yapıyorum. Aşkım hayvanlar da önemli bu hayatta. Tabii ki önemli de. Kurtardım ben onu şu anda. Mesela bugünkü iyilik kotamı doldurdum. Artık çok kötü bir insan. Ama bak orada da yapışık gidiyor. Bir yıkasak mayın dayanı. Şey. Abdest falan aldıralım. Ay bakar mısınız her şey yedik. Her şeyi yedik bak, yani. Bak ne yapıyor bak. Ne yapıyor? Bir ayağını öbür ayağını silmeye çalışıyor. Ya. Bak. Beni sokmayacağını bilse ben onu bir iç dış yıkarım da. Bak ben seni kurtardım sen beni sokma. Bırak bırak hayvanı yanlış anlayacak. Bak, yanlış anlama. Gitti mi? Gitti. Evet arkadaşlar ikinci bir ara kurtarma operasyonundan hepinize merhaba. Bir tane daha aramız battı. Bu arkadaş kendini yemeğe çok kaptırınca tamamen gömüldü. Evet arkası tamamen gömüldü. Biraz daha destekleyelim. Sen niye bugün can kurtaran gibi davranıyorsun? Ye dostum. Yapma. Aa çıktı batmamış aslında. Bir şey soracağım. Sorar. Bu arılar niye ısırınca ölüyorlar, sokunca? Ben arı mıyım aşkım, nereden bileyim? Yasin illa bunu çekmemi istedi. Neden bilmiyorum, çek deyip duruyor. 20 sene sonra biz diyor bunu. Bir de bu suyu çok çekmemi istedi. Tamam mı? Çektim, oldu mu? Thank you. Bir şey değil. Çıkıyoruz biz bu arada. Dün bir Starbucks maceramız yarıda kalmıştı. Şimdi onu gerçekleştirmeye gidiyoruz. Kahvaltı ettik. Bitti, kalktık. Bir Starbucks'a gidelim, kahvemizi içelim. Ondan sonra da mukbang videosu çekmeye karar verdik. YouTube'da da paylaştım hatta sorularınız varsa sorun diye. Orada oturduktan sonra da kalkarız eve gideriz. Şarjımı falan doldururum ben. Sonra çıkarız, yemeği alırız. Sonra da arabada mukbang çekeceğiz Yasin'le. O yüzden oradan da soruları alıyorum şu an. Ben de size bu arada bir şey anlatmak istiyorum. Allah. Şimdi aklıma geldi videoyu kapattıktan sonra şunu anlatayım bir size. Yasin'le bir kere Starbucks'a gitmiştik.
O zaman yine böyle yazdı. Kullarına şey bir hibiskus var biliyorsunuzdur. Onlar çıkmıştı yeni. Aslında onlardan içelim mi diye sordum. Bir cool lime var dedim. Bir de bir hibiskus var dedim. Ondan sonra düşüneyim dedi. Düşündü. Sonra ne içeceğiz dedim. Ne dedi biliyor musunuz? Cool Bird. Cool Bird dedi. İkisinin karışımı. Evet geldik şimdi. İçeceklerimizi aldık. Ben Ice White Mocha aldım. Yasin de Cool Lime aldı. Ama Yasin benim maskeme dalga geçti ya az önce. İçeri giderken takıyoruz dışarıda içecek yemek yerken falan çıkartıyoruz tabii de. Yasin benim maskeme dalga geçti. Kötü mü? Kötü. Hayır. Hastaneden verdiler bunu bize. Hastaneden dağıttılar. Kendileri yaptırmış hastane. Biz de bunları takıyoruz. Daha birkaç tane daha şekil olarak var bende. Ben beğeniyorum ama. Neyse. Biz şimdi kahvelerimizi içelim. Daha sonra görüşürüz. Şimdi MacBank videomuzu çektik arkadaşlar. Bitti. Karnımızı doyurduk güzelce. Bu videodan sonra gelir o video zaten. Onu da izlersiniz sonra. Şimdi sahile gidiyoruz. Öyle arkadaşlarımız gelecek. Bir kahve içeceğiz. Starbucks'a oturacağız yine. Sabah Yasin'le ikimiz oturmuştuk. Şimdi arkadaşlarımızla tekrar oturacağız. Öyle planlar böyle devam ediyor. Hiçbir şey yapmıyoruz. Ha, oradan otur oraya kalk. Oradan otur oraya. Yemek ye. Yat uyu o kadar yani. Başka da bir şey yaptığımız yok. Yarın Demre'ye döneceğiz. Anneciğimin yanına. Yani başka diyecek bir şeyim yok şu an. Video çok güzel oldu. İzleyin. Bir sürü sorunuzu yanıtladık. Yani sorduğunuz bütün soruları yanıtladık. Yanıtlamadığımız varsa videoyu çektikten sonra yazmışsınızdır diyeyim. Şimdi biz bir petrolde durduk. Kendimize bir kahve aldık. Şu kahveler o kadar çok uyku açıyor ki, o kadar enerji veriyor ki gerçekten. Sürekli bundan içiyorum. Çok işe yarıyor. Şimdi biraz mayışmıştım yolda. Yasin'de de var. Ben de mayışmıyor. Bakın bana. Hiç bana etki gösterme. Annem Yasin'lerin evinin önünde yılan görmüş. Siyah bir yılan. Yasin'lere göre de uğur getirirmiş siyah yılan. Şimdi ben görürsem bayılabilirim. Annem de bir donmuş kalmış zaten ilk baş görünce. Şimdi annem arıyor diyor ki Yasin'e söyle o yılanı görürse vursun diyor. Yasin'e diyor ki biz siyah yılan vurmayız diyor. Uğursuzluk getirirmiş diyor. Normal yani normal biriymiş gibi davranıyorlar yılana. Ben çıktım inşallah ben onu görmem. Görmezsin. Bir de bu vlog sadece arabada geçti biliyor musun? Çünkü sürekli arabadayız. Bir yerden bir yere gidiyoruz sürekli. Ve indiğimiz yerlerde de mesela kafelere falan arkadaşlarımızla oturuyoruz. Onlara çekmek istemiyorum. Belki onlar rahatsız olur diye. O yüzden sadece arabada bir vlog oldu bu yani. Başlığa yaz ya araba vlog. Aynen. Araba vlog diye yazayım başlığa. Reklam yapıyormuş gibi. Öyle şimdi ne kadar yolumuz kaldı? Bir saat falan. Bir saatimiz kaldı. Normalde Antalya ile Demre arasında arabayla 2,5 saatte gidiyorsun. 2,5 saatte 2,5 saat yol var arada. Uzak yani. Her zaman gidilmez. Geçmedin, bir senden geçemedim. Ve bugün kazınıyorsa hala şuramda biricim. Daha da yolum var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadınım nice yıllara. Ve yıllar sonra da uyanırsam bir hazan sabahında bir şarkı daha yazacağım sana. Neredesin sen sabahım? Ben yürekten dualarım. Biliyorum doğacaksın. Umudusun sen bahtın.
Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu nasıl bir video oldu inanın bilmiyorum yani. Bazı günler çekebildim, bazı günler çekemedim. Yanımızda insanlar olduğu zaman genellikle çekemedim. Ama bir video çıkar diye düşünüyorum. Şimdi kapanış yapmaya geldik Yasin'le birlikte. Bir değil de birden fazla video çıkar aslında. Yok canım, 20 dakikalık bir video çıkacak işte. Ya ne olur kilitlenip bakma gözünü sevdiğimin ya. Gözünü sevdiğimin ya. İşte arkadaşlar, bugün günlerden pazar. Artık bu akşam geri dönüyorum. Aslında uçak bileti alacaktım saat 2'ye ama uçak biletlerinde bir sıkıntı var. Pazar gününe de alamıyorum. Pazartesi gününe de alamıyorum. Ne sıkıntı var anlayamadım ama ben de otobüs bileti almaya karar verdim. Akşam 9'da otobüsüm var. Artık akşam 9'da dönüyorum. Artık ayrılıyoruz. Benim mani gider. Bugün de bir kahvaltıya gittik geldik. Sonra kahve içtik. Sonra bir AVM'ye gittik, biraz alışveriş yaptık. Şimdi eve geldik. Akşam 9 gibi çıkacağım, gideceğim. Çok yorgunuz. Bir haftalık maceramız bu şekildeydi. Evet, çok yorgunuz. Bir haftalık maratonun sonuna geldik. Gerçekten çok yorulduk. Yani benim diyecek başka bir şeyim yok. Çok yorucu bir haftaydı. Evet. Bakacağız artık. Peki. Artık şu gelip gitmelerden sıkıldık ikimiz de. Artık bir an önce düğünümüz olsun da gelip gitmelerden kurtulalım bebeğim. Aynen. Şimdi gidiyorum. Ne düşünüyorsun? Üzgünüm. Çok üzgünüm. Daha da üzgünüm. Ay evet. Artık bir daha ne zaman görüşürüz? Bir ay sonra falan herhalde çay sermeye diye gelirim. Aynen. O zaman görüşürüz diye düşünüyorum. Onların da vlogları gelecek tabii ki. Antalya maceramız buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hadi bye. Parmağıma bak. Hadi bye bye. Kapadı. Hadi el sal. Kapadı. Hadi bye. Görüşürüz şekerim. Bunu koyacağım.